İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Unuskun gençleri Ararat Dağı'nın zirvesini fethetti. Vazo, Avrupa Parlamentosu Bakü'de yapılacak COP29 konusunu görüşebilir. Lübnan'daki bombardıman sonucu 4 Kızılaş doktoru yaralandı. Mira Şahramanyan, kayıp iki çocuk hayatta olduklarını söylemek için aradılar. Bu bir gerçek değil mi? Tek oğlumu bulun. Luis Moreno Ocampo, İlham Aliyev, Soykırım Ermenosidin hesabını vermelidir. Jön Türk milliyetçiliğinden Nazizme, Ermenositten sağ kurtulanlar direniş hareketinin ön saflarında. Yargıtay'dan iade edilen Dink cinayeti davasına 10 Ocak'ta devam edilecek. Omsk'un mühendislerinden iş adamlarına kadar çeşitli meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan bir grup genç Batı Ermenistan'ın en yüksek dağı olan Ararat Dağı'nın zirvesini fethetti. Keşif gezisine katılanlar şu izlenimlerini paylaştı. İlk gün 8 kilometre yürüdük. Geceyi açık havada geçirdik. 4200 metre yükseklikte kar bulutu çoktan kaplanmış, görüş sıfıra inmişti. Manzaralar özellikle de Ararat Dağı'nın gölgesi elbette çok etkileyiciydi. Keşif gezisi sadece bir macera değil, aynı zamanda grubun gücünü test etmek, zorlukların üstesinden gelmek ve unutulmaz izlenimler edinmek için bir fırsattı. Avrupa Parlamentosu üyesi Natalia Luazzo, Avrupa Parlamentosu'nun kendi inisiyatifiyle Bakü'de yapılacak COP29 konusunda tartışma gerçekleştirebileceğini bildirdi. Luazo, "Gezegenin korunması elbette önemli ancak konferansın Bakü'de yapılması ciddi soruları gündeme getiriyor." dedi. Bakü ekonomisinin hidrokarbonlara dayalı olduğunu, bu ülkede insan haklarının büyük ölçüde ihlal edildiğini hatırlattı. Luazo'ya göre Bakü, Fransa'ya karşı da düşmanca eylemler yürütüyor. Avrupa parlamenteri, dahası Bakü, Doğu Ermenistan ile daha barış anlaşması imzalamadı ve 100 bin Ermeninin etnik temizliği için suçludur eklemesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Frank Pallon da Azerbaycan hükümetinin eylemlerinden sorumlu tutulmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Pallon, itibarlarını geri kazanmak için KOP 29'u kullanmalarına izin verilemez dedi. Lübnan Kızılaç'ın haberine göre İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sabrin yerleşimine saldırısı sonucu 4 ambulans çalışanı yaralandı. Açıklamada barış güçleriyle ayrılmayı kabul ettikten sonra Kızılaç ambulans ekibi bir evin vurulduğu Sabrin'e doğru ilerledi. Ekip bölgeye vardığında İsrail ordusu tekrar vurarak dört doktoru yaraladı. 25 Eylül 2023'te Artsak'ta gaz deposunun patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Patlama sonrasında kaybolanlar arasında 63 yaşındaki Mira Şehrimanya'nın tek oğlu Armen Mofsisyan da yer alıyor. Oğlunun hayatta olduğundan emin olan anne Azerbaycanlıların yaralıları Şuşi ve Akna'ya götürdüğünü kaydetti. Bayan Mira çeşitli kurumlara başvurdu ancak bir yıl geçmesine rağmen hala bir bilgisi yok. Azerbaycanlıların yaralı Ermenileri tedaviye götürdüğüne dair gerçeklerin olduğunu iddia ediyor. Bayan Mira başka çocuğum yok oğlumun bulunmasını istiyorum diyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo şu açıklamada bulundu. "Bakı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev soykırım Ermenüsitten sorumlu tutulmalıdır. Çünkü o devlet aygıtının başında olan ve siyasi, askeri ve diplomatik alanlardaki kararları kontrol eden kişidir. Aliyev Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına açıkça uymadı." Bakü Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Bakü Devlet Sınır Teşkilatı Başkanı Elçin Guliyev hakkında da soruşturma başlatılmalıdır. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Vakfı, Fransa'nın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Doğu Ermenistan'daki Fransız Enstitüsü ve Fransız Sate Tiyatro topluluğu tarafından ortaklaşa uluslararası bir konferans düzenleniyor. Konferansın resmi dili İngilizce ve Fransızcadır ve başvurular bu dillerde yapılmalıdır. Bildirimde bulunanlar 15 Aralık 2024'e kadar başvurabilirler. Bildirim 500 kelimeyi geçmeyecek ve bildirimlerde makale başlığı, özet ve kısa özgeçmiş bulunmalıdır. Yargıtay'dan iade edilen Dink cinayeti davasına 10 Ocak 2025'te devam edilecek. Sanıklardan bazıları hakkında yeni yargılama başlatılması kararıyla duruşma yeniden açıldı. Sanıklar arasında jandarma subaylarından Yavuz Karakaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kamu görevlisi de bulunuyor savcılık sanıkların kasten adam öldürme ve anayasaya aykırılık suçlarından mahkumiyetlerini talep etti. Link ailesinin avukatları ise soruşturmanın eksikliklerine vurgu yaparak tutumlarını dile getirdi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 10 Ocak 2025'e planladı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.